şimdi bu arada şunu sorayım ee, Dün Ekrem İmamoğlu bizde yayındaydı onun anlattıklarından benim anladığım doğrudan o belgedeki bilgi kendisine ulaşmamış etrafındaki şeyler artmaya başlamış ee, koruma tedbirleri Bunu artmaya artıyor evet. Ekrem İmamoğlu da hayır, hayır. önce etrafındaki koruma şeyleri artmış. Galiba. Şaşırıyor. Ha tedbirler. Evet, ya ne oluyor siz? Daha önceki olmadığı kadar korumaya başladınız beni oraya <laughs> gitme, buraya gitme vesaire. Sanırım ondan sonra olay <laughs> tam olarak ona da bilgilendiriliyor. Evet. şimdi şöyle bir şey var. Yani bunu hakikaten haber verseniz bir türlü vermeseniz bir türlü konuşsanız, bir türlü konuşmasanız bir türlü. Erkin tamamlamak istediğim bölüm varsa bölüm şey şunu söyleyeyim ben. Ruşen ben. Ruşen sonra Uruşen Bey, e. Ruşen Bey kusura Hı. bakmayın. O, ee, şimdi devletin bir temel yapı, altyapılarına baktığımız zaman biz bunu Sayın İçişleri Eski Bakanı Sayın Tantan'la ben çok konuşan biriyim. Saadettin Tantan'la. Bu konuda görüştü mü Saadettin Tantan? E, tabii tabii Tantan'da. görüştük Hı. ve zaten yazdım da. Hı -hı. Bir kere önleyici hizmetler, önleyici istihbarat çok önemlidir. ve Bu yüzden bugün Türk Devleti'nin aslında refleksleri gelişmiş durumda. 90'ları hatırlayın. 93'lerdeki suikastları hatırlayın. Uğur Mumcu'ların Eh, Ahmet Tener Kıştaları, Bahriye Üçokları vesaire hani suikast zincirine hatırlayın. Hı hı. E, o dönemden bu yana baktığımız zaman o önleyici hizmetlerin o önleyici istihbaratın e, gerçekten başarılı bir şekilde yetişmiş kadrolarla mücadele ettiğini görüyoruz. O yüzden e, bugün bir gazetede de zaten yazdım, sayı tam hep şunu söylüyor. Yani bu kadrolar daha da donanımlı haline gelmeli ve bu önleyici hizmetlerle birlikte Türkiye'nin kaos ortamına çekilmemesi gerektiği için önlemleri almalıyız diyor. Şimdi eski İçişleri Bakanı, yeni İçişleri Bakanı ki ben görüyorum bu operasyonları yaptıkları için de başarılılar. Burada tartışmasız bir durum var ortada. FETÖ, DH, DHKPC vesaire tak 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 tırnak içinde koyduğumuz işte kendi sağ sol bölümlü örgütlere karşı. Şimdi böyle bir başarı hikayesi varken bunu zayıflatmak aslında doğru değil. Daha çok güçlenecekken bir anda böyle bazı gazetecilere işte şunlara bunlara böyle saçma sapan bir havaya dönüştü iş o yüzden e, bence şu kutuplaşmayı aslında bu bizim için bir e, şans olabilir fırsat olabilir bizim ya için. da bu da bir şanstı anlamında bir şans ama hala var o hala var hala peki var. Saadettin Tantan bu olayla ilgili herhangi bir telkinde bulunmuş mu Ekrem İmamoğlu'nun ekibine, korumalarına doğrudan ya da dolaylı? Zannedersem e, görüşmüşlerdir diyelim. Görüşmüşlerdir. Evet, görüşmüşlerdir. Çünkü hayır çünkü, bir tecrübesi ay, çünkü var. tecrübe e, anlamında e, bu olaylar nasıl oluyor nasıl yapılıyor veya nasıl olmalı gibi konular konuşulmuştu. Ama şunlara dikkat daha da bir dikkat etsinler bu dönemde diye rastladım. Tabii tabii yani bunlar mu? mutlaka oldu olmuştur. Olmuştur. Oldu mu olmuştur mu? Ol olmuştur. <laughs> olmuştur diyelim. Yani onu Sayın Tantan adına ben konuşmak veya belediye adına veya ama ben şunu biliyorum ki Sayın Tantan'ın hem iktidar cenahında hem muhalif dedikleri cenahında ilişkileri daha yukarıda bir yerde olduğu için her tarafla görüşüp herkese dostane bir şekilde şunu yapın bunları yapmakta fayda var. Onun vurguladığı şu Türkiye'nin yapısı altyapısı dediği aslında istihbaratı, emniyeti vesaire hep şunu söylemiştir. Ben yıllardır tanıyorum. Yerli ve milli olmak buralarda işte geçiyor. Yerli ve milli olup bu yabancı servislerin kullandığı örgütlere karşı Türkiye kendi güvenlik mimarlığını çizmeli. Umarım e, bu süreç bizim için yeni bir olumlu anlamda bir başlangıç olur. Peki Ruşen Bey ne diyorsunuz? Şimdi bir kere arkadaşlarımız tabii olayın boyutları ile ilgili bilgiler vardı. Ben başka bir açıdan bir bakmak Buyurun. istiyorum. Her şeyden önce e, şu anda ben daha önce Gaziantep'te hakim savcı olarak görev yapmıştım. Orada çalışma e, mutluluğuna eriştiğim bir emniyet müdürü arkadaşım vardı. Onun bir kitabı var. DH'in Kodları diye. Hı hı. Şimdi bu e, 25 yıldır terör örgütleriyle mücadele eden Mehmet Teltik dediğimiz bir arkadaşın. Biraz daha böyle yukarı kaldırsa. Evet. Gördüm tamam. Evet. Hı hı. E, Daşın Kodları hı hı. dediğimiz kitap. Tamam. Kendisi 25 yıldır zaten terörle mücadele eden bir emniyet müdürü kardeşimiz. Hı hı. E, bu kitabı yazdı ve bu kitabın içerisinde bir şeylerden bahsetti. Şöyle başlayayım. 1999 yılında başlayan, daha sonra Suriye'ye geçen, Afganistan'da kurulan, Suriye'ye geçen bu Bağdadi dediğimiz adamın kurduğu, daha sonra bir süre Kuzey Irak'ta kaldı. Kuzey Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin işgaliyle doğan boşluktan yararlanarak çok güçlendiği, Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı davrandığı için, karşı olduğu için Irak askerleri de katılması sebebiyle iyice güçlendi. 5 yıl cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra Kuzey Irak'ta özellikle 2014 yıllarını hatırlayın. Musul işgal etmişti bu. Ee, ve devlet kurmuştu. Irak, Şam, İslam, İslam devleti. devleti. Aslında biz niye DH deriz onu da bilmem. Devlet böyle ama çünkü terörle İslam'ı yan yana getirmek istemiyor devlet. Anlıyoruz da terör örgütü kendisi bir araya getiriyor zaten. <laughs> Irak, Şam, İslam Devleti. Adı IŞİD. Yani bu basbaya böyle olan bir kavram. Dolayısıyla e, bu kitapta bunu anlatılıyor. Şunu söyleyelim. 2014, 2005, 2015, 2016 yıllarında Türk Devleti IŞİD'e karşı çok büyük bir mücadele veriyor. Bugüne kadar gene Emniyet Müdürlüğü'nden aldığım bilgilere göre 50 binden kişiyi sınır dışı etmiş. Yani sadece IŞİD sebebiyle e, iltisaklı dediğimiz kavramla. Türkiye'de de çok büyük operasyonlar yapıldı ve IŞİD mücadele ediyor. Neden mücadele ediyor? Şimdi IŞİD öyle bir örgüt ki bu gibi örgütler, selefi örgütler kendinden başka, demin Barış söylemeye çalıştı, kendinden başka herkesi kafir kabul ediyor. Yani AK Parti siyasi İslamcı bir gelenekten geliyor ama IŞİD'e göre kafir. Çünkü aslında Türkiye demokrasiyle yönetiliyor, Türkiye'de cumhuriyet var. Bu da onların öngördüğü ideolojik yapıya aykırı. Dolayısıyla onlar var olan her şeye karşılar. Hal böyle olunca herkes için hedefler. Bundan kurtulmak için de Türkiye gerçekten çok büyük operasyonlar yaptı. Bu tabii çok tehlikeli bir örgüt olduğu konusunda bir tereddüt yok. Neyi nerede yapacağı konusunda bilinmeyen bir yapı olduğu. Hala en son şunu düşünürsek hatırlayın. Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti, sözde Kürt devleti kurmak için harekete geçtiğinde Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? İşiti kuzey Irak'a geri taşıdı otobüslerle. Gözümüzün önünde. Demek ki aslında Amerika'nın da arkasında olduğu bir örgüt olduğu buradan ortaya çıkıyor. Çok net de bu görüntü. Yani doldur boşalt yaptılar. İşiti gene kuzey Irak'a taşıdılar. Şimdi bu örgütün Türkiye'deki demin operasyonlarından bahsettik ciddi bir. her an bir operasyon yapabilir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na bir suikast iddiası, devlette böyle bir istihbarat olması kadar doğal bir şey olamaz. Demek ki bunu iyi ki Türk polisi var, iyi ki Türk emniyeti var. Bunu almışlar ve Ekrem İmamoğlu'na da bilgi verilmiş. Yani çevresine endişe saçmamak için belki kendisine hı hı. direkt bilgi verilmemiş. Ama şunu bilelim terör örgütleri tam adıyla söyleyeyim kontrollü kaos isterler. Yani... Çünkü güçlerini yitirdikleri algısı olmasın diye. Bunu her türlü terör örgütü ister. Bu kontrolü kaosu yaratmak ister ki adı duyulsun. Ona göre de çünkü örgüte bunlar eleman almak zorunda. Çünkü bunların yaşaması için eleman mesela bu işitin e, cihat kavramını dolduruşu, şehitlik kavramını dolduruşu bizim anladığımızdan çok başka. Belli bir ideolojik terminolojisi var. İşte tarikatlarla çarpıştığı yer bu ya da siyasi iktidarla çarpıştığı yer bu. Eğer biz kendi evlatlarımızı Gerçek İslam'ın şehitlik kavramıyla, cihat kavramıyla doldurabilirsek sorun kalmayacak. Örnek vereceğim bir tane. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetteki bir kelimeyi işit alıyor. Ona öyle bir anlam yüklüyor ki onun dışındaki herkesi dinden çıkmış kabul ediyor. Ve çocukları küçük yaşta alarak bu ideolojiyle besleyip büyütüyor. Ve bize karşı silahlı bir terör örgütü olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca böyle bir tehlikeli, ve intihar operasyonlarını da yapabilen bir örgüt elemanı varlığı düşünüldüğünde Ekrem İmamoğlu'nun ciddi bir tehdit altında kaldığı bir vakadır. Bunu devlet öğrenmiştir ve bunun karşılığını vermiştir. Benim anlayamadığım birazdan belki Kılıçdaroğlu'nda da bundan bahsedeceğim. İşte hı hı. standart diye. Bu hedef aldığı kişi önemsenmeden kim varsa bununla ilgili açıklamalar devletin en üst tepesinden yapılmalı. Bu koruma sağlanmalıdır. Dolayısıyla bunun muhalefetten olması, iktidardan olması diye bir şey söz konusu olmaz. Hal böyle olunca iyi, iyi bir önleyici istikbaratla demin Aytunç'un söylediği gibi kavramsal olarak emniyet bunu yapmış. Ve aslında belki de gerçekten olması gereken o planlanan bir operasyon ortadan kaldırılmış. Çünkü arkasından gelen yani Barışların bu haberleri yaptığı sonrası itibaren de şunu görüyoruz. IŞİD'e olan operasyonların arttığını görüyoruz. Yani bununla ilgili olarak demin e, gazetedeki yazısında da var Aytunç'un. Çeşitli operasyonlar da yapılmaya devam ediyor. Türk Devleti bununla uğraşıyor zaten ve bu noktada bu ayaklarını kırmak için mücadele veriyor. Bu noktadan şunu son söz olarak belki söylemek lazım. E, devlet zaten bir mücadele veriyor. Ancak Ekrem İmamoğlu adı olunca bu, şir, bu şekilde bir e, sulandırmaya tabiri caizse gidilmesi... Yok Kılıçdaroğlu öldürülecek de bir kere şöyle söylemek lazım... Hepimiz biliyoruz Kılıçdaroğlu'na suikast de düzenlendi. Kılıçdaroğlu'nun önüne e, mermi de atıldı. Şimdi bir ana muhalefet partisi, gerçi öyle bir kavram kalmadı ki e, da, e, bir muhalefet partisi lideri düşünün. Ben dünyada bu kadar çok saldırıya uğramış bir muhalefet partisi lideri de az görürüz diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. İleride belki bu iddianameyi konuşacaksak eğer, hazırlanan iddianame bazında da hukuksal olarak eksikliklerinden bahsedeceğim. Şimdi şu, şu çok önemli. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Hepimiz bir değeriz. Bunun muhalefeti iktidarı yok. Zaten emperyalizm dediğimiz şey senin içinde bunları yaparak senin bir ulus olmaman için, senin çağdaşlaşmaman için bir mücadele veriyor. Bakın, şimdi bahsedeceğim Ahmet Taner Kıştalı bunu ee, çok güzel kodlamış ve bu adam suikastle öldürüldü. Katili hala ortada yok. Uğur Mumcu katili hala ortada yok. Bahri Üçok katili hala ortada Aslında yok. Aslında yakalandılar ama evet. arkasındaki ki esas gücün nereden gibi evet. gibi şey. Ama bunların arka plandaki şeyleri de çözülmeli ve Türkiye bu, bu kodlar hani demin emniyet müdürü arkadaşımızın söylediği gibi işte eşitin kodları işte bu cinayetlerin ne kodları ve ne amaçlandığı ortaya konmalı ki ortada bir sorun olmadığı çıksın. Ancak neyi görüyoruz bugün? Bir terör bir organize suç örgütü lideri olduğunu bildiğimiz bir kişinin doğrudan bir muhalefet liderine tehdidine karşı iktidarın sessiz kalması ya da cılız kalması ya da tam bilmiyorum ama tehdit e, var mı yazıda, mektupta? Eee şey, Alattin Çakıcı'nın eee <laughs> tehdit çok var evet. Var mı? Evet. Hangisi hangi sözcük? Yani e, işte kaza oturturum diyor. Yani Yani o tehdit olarak algılanabilir mi? Ya şöyle söyleyeyim 6 Çünkü sene. Bunu bu şekilde abartılı ha. E, yani bunu tehdit olarak algılamak bu metni abartılı yorumlamaktır yani. diyen isimler yani. gördükseniz hiç. Işte. Ya e, aklımızla hani mi? evet sevgili Fatih çok sık. <laughs> aklımızla aklımızla değil bir de dalga bir diye. de bizim mesleğimizle yani dalga geçmek yani. kaza yani. oturturuz sözünün evet. Bunun tehdit Sorusu olarak. Sorusu mu havlamak? Tehditin yani de kaba hali. hali. Yani evet. hakaret hamiz bir tehdit. Çok ağır evet. bir dil, üslup, çok çirkin bir... Tabii gibi. tabii. Yani hem hakaret var hem tehdit var. Yani doğrudan kaza oturturum Peki. seni diyor. Şunu söyleyeceğim. 6 sene yargıtay savcılığım var ve 4. ceza dairesinde tehdit ve hakaret suçlara ağırlıklı baktım. Kaza oturturum sözcüğünü kim söylese en az 6 ay hapis cezası alır. 2-2-4'tür bu. Yani yasada şöyle diyor. Yani bizim mesleğimizle dalga geçmek oluyor. E, kamu e, kamusal görev niteliği olan o, bir şey yapıldığında. A, e, ayrı o, o olarak on, ona göre de, de tabi e, var olan e, işlenmesi durumunda diyor. E, birden fazla kişiyle birlikte bu dediğimiz şey e, Şey mi o? TCY TC mi? Türk e, Ceza Kanunu 106. madde. <laughs> kamu görevlisine hakaret kavramında e, bir ayrışma var bu noktada. 106. maddede diyor ki bir başkasını Kendisinin ve yakının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğim bahiste tehdit eden kişi diyor. Artık kaza oturtacağım demek adamın fiziksel olarak mutlaka ki bir e, zarara vereceğini çok açık bir şekilde söylüyorsun. Peki. Ve bunun aksinin bile televizyonlarda tartışılmış Peki. olması Acı. e, acıdır yani. Bilemiyorum için. bana biraz abartı gibi geliyor onu öyle yorumlamak, tehdit gibi aa, yorumlamak. Aa. Aynı yani. maddede ilginç bir, bir şey daha yok. Biz ikin ve nefrete evet. tahrik ediyorsunuz. Ama şu an böyle. <laughs> böyle artık ikincimiz de da böyle dalga geçiyor e, ya. De, de, ve bu geniş e, bir algı e, olarak de, konuşuluyor şimdi yani. Şimdi var olan veya suç sayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçler evet. evet. diyor ama bu değil. biraz zorlama olur bu noktada. Evet. Değerli konu. Bir Tuba Hanım dinleyelim. Detayları çok güzel anlattılar aslında. Ben şuradan sadece bir hani psikolojik bir etki olarak düşündüm. Bunu bu olayı bu kadar hani suikast yani ciddi bir suikast girişimi var bunun haberleri alınıyor. E, fakat bunu öyle bir küçültmeye çalışıyorlar ki işte yok öyle bir şey. Zaten hani bir terör suikast ihbarı, evet, eylem evet, ihbarı, evet ihbarı. E, terör örgütlerinin yapmaya çalıştığı şey zaten bellidir. İşte bu tuzağa düşmeyelim gibilerinden konunun üzerini kapatmak öyle bir yakalanmadı. Aslında belki halkı paniğe sevk etmemek gibi bir sayıkla hmm. hareket ediyorlar ama burada bir küçültme var. Ve bunun politik bir sebeple yapıldığı çok ortada. Ve şunu düşündüm acaba e, bu haber e, ister istemez yani İmamoğlu'na Ekrem Başkan'a karşı bir sahiplenme etkisi yaratacaktır halkta. Bu sahiplenme etkisinin önüne geçmek için de bunu yap, yaptıklarını, kasti yaptıklarını düşünüyorum. Ee, yani çünkü öldürülme tehlikesi var ee, ve orada bir hani herkes şaşkın. Ben de Halk TV izliyordum tam o sırada. Nasıl yani? Hani e, hepimiz şaşırdık ve e, bir, tabii ki duygularını da etkileyen bir durum bu insanların halkı. Devletin istihbaratı yani. Gazetecinin yazdığı bir şey değil yani. O yüzden de hani bence bunun da önüne geçmek istemiş ve Ekrem Başkan'ın etrafındaki o çemberi sıkılaşmasını istememiş olabilirler. Aklıma ilk o geldi. Hani bu Süleyman Soylu'nun sonradan sanki yok öyle bir şey gibi yaptığı açıklamalar. Oysa ki bir İçişleri Bakanı olarak halkın güvenliğini sağlamaktan sorumlu en üst mevki olarak o güveni verse dese ki hani Aytunç Bey'in de dediği gibi evet biz hani kontrol bizde merak etmeyin kim olursa olsun güvendesiniz ee, biz araştırıyoruz araştıracağız Ecem İmamoğlu'nun kimse kılına bile dokunamaz kesinlikle ve gerçekten işte o çember kendi etraflarında sıkılaşır bu kez İşte o zaman kutuplaşma ortadan kalkar ama evet şimdi i̇şte, bunu belki bu yüzden şey yapmıyor olabilirler yani. şimdi bu kutuplaşmayı da vurguluyorsunuz yani. hocam ee, birkaç evet. kez vurguladınız evet şimdi tam da mesela bu ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına olası bir ışit suikast ihbarı gündeme gelmişken başka bir takım isimlere yönelik suikast ihtimali konuşulurken efendim Türkiye'yi e, işte e, olası e, bir takım gelişmelerin bekleyebileceğini konuşurken o zaman bütün bunları önlemek adına güvenlik bürokrasine istihbarata çok büyük iş düştüğü gibi bu ülkedeki e, kutuplaştırıcı söylemin de bir an önce e, dinmesinin çok faydası olacak. İki olacaktır. taraflı değil? Evet. Çok İktidar faydası olacaktır. İki tarafı Kutuplaştırıcı yani. söylemin. İşte e, ben bir şey göstereceğim. Ekran başkanı buna Gökmen hep Bey. bu yöntemi gütmedi Gökmen mi Bey. zaten? Pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Yani seçimleri buyur. zaten hep sevgi üzerinden. Ben dilimlerimden... en çok fırça yediğim konuklarıma çok özenli davranıyorum <laughs> Aykut Şahin. Ama bir şey yapalım. Şuraya evet. bakın. Bir belge ne var diyorsun? burada. Ne 2015. Var? Tayyip Bey. Belgeler emniyette. Bana istihbarat şeyi var. Tamam. Şimdi bir izleyicimiz de az önce bana onu hatırlatmış. Evet bunu gösterelim isterseniz bunu gösterelim. biraz sonra. Ama gösterelim. Aradan, sonra aradan sonra gösterelim, gösterelim. önemli. Sizden rica ederim. Yani suikast ihbarı var. Bunu bizim belgeler emniyet diyor Sayın Erdoğan. Hı, -hı. E, doğal olabilir. Bunu Bakın hemen şey izleyicilerimizden de çok sayıda mesaj geliyor. Yönetmenim gitmemiz gerekiyor mu reklama? Peki ee, çok özür diliyorum. Şu araya hemen gidelim ee, ondan sonra devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın sayın seyirciler.